Fazla mı oldu bu ya? Bu da 10 oldu bak. Al bakalım anahtarların. Son kez veriyorum. Tamam. İyi bari anahtarlığımı atmamışsınız. Dün gece sorun oldu mu ailenle ilgili? Yani geç falan kalmadın değil mi? Ha yok. Neredeyse 15 dakika sonra falan evdeydim. Ama tabii geç olmuştu. Annem kapıda beklemiş, yazık. Bu arada biz şirket taşıdık. Şirin sana yeni konum attı. Çıkmadan bir bak istersen. Aa, neden taşıdınız? Sen bizi bulamadı ya. Çok komik. Ya dışarıda seni araba yıkarken buldum, paçalar sıvalı. Üstüne bir kova su döktüm, ben mi komik? Ya siz de öyle bir geldiniz ki. Nasıl geldim? Aniden. Bu ortaklıktan sonra şirket küçük gelmeye başlamıştı da ondan değiştirdik daha aslında. Barış Bey, çekmece için olanları getirdim. Tamam, şöyle koy Aslı. Önce şu kitapları bir yerleştirelim. Şirin ne kadar güzel organize olmuş ya. Her şey tık diye yerini buldu. Sen Şirin'in öyle çocuk gibi gözüktüğüne bakma. O olmasa burası çöker. Düştü. Hı? Onlar ne? Borçları koku. Çok güzelmiş. Hı? Fotoğraftaki kadın. Evet, öyledir. Zarar görmese mi acaba? Çerçeveletsek mi? Çerçeveliydi de kırılmış. Resmini masasına koyacak kadar değerli biri. Ben neden hiç rastlamadım? Ayrıldılar demek. Kız gitti. Barış Bey çıldırdı. Arkasından çerçeveyi fırlattı ama yine de vazgeçemedi. Fotoğrafı sakladı. Üf, çok da güzelmiş ya. Çok güzel değil mi? Çok güzel. İnsan gözlerini alamıyor. Evet. Babam da ilk gördüğünde gözlerini alamamış. Ne? Anneniz mi? Sen ne zannettin ki? Hiçbir şey. Şirin ne verdi çerçevelesin? Tabii Barış Bey.
kıskançlıklar falan. Saçmalıyorsun Aslı. Patron. Çiçeğe çarpıp kaçan hain takdimimdir. Buyursunlar. Ha, o kadar net diyorsun yani. Aynen öyle. Hakan faktörüne ve geçmişteki tüm çuvallamalarımıza rağmen çok eminim. Teo, bak emin misin? Eminim patron. 13 Mart'ta Hakan'ı soyan kız bu. Burada. Kızın adını adresini bilmiyorum ama lakabı Mavi Melek. Balat'ta bir sanat atölyesinde takılıyor. Mekan Berk Tunç Bilek diye bir adamın üstüne kayıtlı. Muhtemelen kızın kırı ama çetenin başı falan da olabilir, emin değilim. Ama kızı bu adresle arayacağız, o kesin. Peki sen bu kıza nasıl ulaştın? Ben sana dün de sordum, hiçbir şey söylemiyorsun Teo. He. Onu şey yapalım, ben sana onu Balat'tan sonra anlatayım. Daha şey olur. Rahat rahat. İyi tamam. Var bunda bir şey ama hayırlısı. Çok güzeldi değil mi Aslı? Rüya gibiydi, vallahi bakmalara doyamadım. Davetin en güzel kızıydı. Bir dans koparamadım yalnız. Barış Bey havada kaptı kızı. Çok güzel dans ettiler. Ay. Barış Bey gözlerini alamadı Aslı'dan. Fark ettin mi? Ettim tabii, herkes fark etti. Şirin? Ha. Bunu patron çerçeveletmeni istiyor hayatım. Al. Tamam canım. Demek gözlerini benden alamadı. Aslı kendine gel kızım ya, ne olur. Alo. Gül, ben masallara inanmayan, aklı başında, çok sıkıcı bir kız değil miydim ya? Hayırdır Cinderella? Yaylar biraz böyle gevşemeye mi başladı acaba? Gül, benim içim kıpır kıpır. Ben şapşal gibiyim ya, salak salak sırıtıyorum sürekli. Ay Aslı. Vallahi ben de öyleyim biliyor musun ya? Ben dün gece Teo'nun hediyesini verdim. Ama biz tabii üstüne konuşamadık hiç. Bir de abim geldi, limon sıktı muhabbetin içine. Ama yani işte... Ay çok heyecanlandım. Gül. Kızım bak biz yoldan çıkıyoruz. Ben anneme işi de söylemedim. Yani izin vermeyecek zaten diye söylemedim yani. Yoldan çıkmıyoruz Aslı. Aşık oluyoruz. Ay deme öyle deme. Ya biraz kendini bıraksan. Salsan böyle gevşesen. Ne bileyim tadını çıkarsan. Ne olabilir ki ya? Bir düşün, en kötü ne olabilir? Çok korkuyorum Gül, çok korkuyorum. Mavi Melek seni tanıyor mu peki? Yani görse hatırlar mı? Hatırlar. O zaman seni gördüğü anda kaçar. Tamam, ben gideceğim. Hem karşısında avukat görmesi daha iyi. Tamam, plan ne peki? Plan şu. Zaten sende onun hırsızlığına dair kayıtlar var. Onları süreceğim masaya. Diğer hırsızlıklarının da kayıtlarının elimizde olduğunu söyleyeceğim. Yani bir şekilde sıkıştıracağım kızı. Sonra da eğer itiraf ederse avukat olarak ona yardımcı olacağımı söyleyeceğim. Okey. O zaman ben de gidip diğer soygun kurbanlarını bulayım. He? Yani onlar bence polise gitmemiştir utancından ama sen halledersin. Ben de bir üstümü değiştireyim o zaman. Şimdi böyle Balat'ta lamba gibi dolaşmayalım değil mi? İyi tamam. Ben de çıkıyorum o zaman. Hadi rast gelsin. İyi sana da. Acaba Teo benim hediyemi beğenmiş midir? Ya sen şey mi yapsan? Böyle çaktırmadan ağzını mı arasan? Ama ben çaktırmamayı beceremiyorum Gül. Ay o da doğru. Sen gerçekten hiç beceremiyorsun o işleri. O zaman şöyle yapalım. Sen ortamı ayarla. Ben sorayım. Tamam. Evet evet. Kendin sor. Bence de. Alo? Teo? Nasılsın? İyi, ne olsun işte ya. Koşturuyoruz valla. Sen bir şey mi soracaksın bana? Ha evet, ben bir şey soracaktım, evet. Şey soracaktım ben. Ya ben öyle dün gece gittim ya, abim geldi falan diye. Acaba o sana çok ayıp oldu mu? Ha yok yok ya, niye ayıp olsun? Hiç sıkıntı yok. Yalnız benim acelem var şimdi. Gidiyorum, sana kolay gelsin. Tamam. Hadi bay bay. Sağ ol.
sana da. Görüşürüz. Aslı. Alo. Ya böyle bir soğuk konuştu gibi. Bir şey mi var acaba? Yok kızım ya. Acelesi var adamın. Koşa koşa arabaya gitti. Ha tamam yani soğukluk falan yok değil mi? Yok yok. İş yüzünden. Ah Gül kapatıyorum. Patron geliyor. Ay tamam. Patron çıkıyor muyuz? Sen kalıyorsun Aslı, ben çıkıyorum. Nasıl yani? Nereye? Nereye derken? Şey yok yani yürüyerek mi gideceksiniz? Hayır Aslı. Taksiyle. Bir sorun mu var? Ben yanlış bir şey mi yaptım? Aslı. Tehlikeli bir yere gidiyorum. O yüzden senin gelmeni istemiyorum. O mafya babasının yanına değil mi? Barış Bey ne olur tek gitmeyin. Ben götüreyim sizi lütfen. Ne yapacaksın? Levyeli adam mı kovalayacaksın? Ya benim aklım kalır. Yani dedektif de yok yanınızda. Tek başınız olmaz. Lütfen ben de geleyim lütfen. Sakin. Korkulacak bir şey yok. Başka bir davayla ilgili bilgi toplamam lazım. Sen burada kal. Beni bekle. Tamam? Barış Bey! Ne oldu? Şimdi çıktı. Ya ceketini telefonun cüzdanına unutmuş çalınca fark ettim. Niye üstünü değiştirdi anlamadım ki zaten. Tamam ver bana. Ver yetiştiririm ben. Şoför kız meselesi ne olacak andan? Yani bu İlayda'nın söyledikleri çok kafama takıldı. İnanma sen ona abla. Sırf Barış'a yaranmak için her türlü yalanı söyler o yılan. Ya boş boş konuşma andan. Yani kültürlü, kariyerli bir kız. Neden erkek peşinde koşup böyle entrika çevirsin? Neden çevirmesin abla? Hem okuduysa ne olmuş? Vallahi o ne derse desin ben Aslı'yı çok beğendim. Ben de İlayda'yı beğendim anne. O soğuk nevayden uzak duracaksın oğluşum. Sen de Aslı'dan. Ben tanıştım Aslı'yla. Abla çok doğal, çok samimi bir kız. İlayda da öyle. Aferin Hakan. Barış'ıma yakışan Aslı'dır. Bence de öyle. Aferin oğluşuma benim. Sen iyice kendini şaşırdın. İlayda'ya olan boş kinin yüzünden ne dediğini bilmiyorsun. Yani yeğenine o para avcısı şoför kızı mı layık gördün? Neden para avcısı olsun abla? Ben inanmıyorum böyle bir şeye. Ayrıca da şoförse de şoför. Yani gönül bu. Kime konacağı belli olmaz. Zararlıysa yeğenime konamaz. Kim Barış'ı sömürmeye kalkarsa ben buna müdahale ederim. Asıl İlayda kan emicinin teki abla. Vallahi benim kanım emebilir anne. Hakan, İlayda olmaz diyorum. Ne sana ne de Barış'ıma. Ya Barış'ı olmaması için hiçbir sebep yok. Ne demişler? Davul bile dengi denk. Davul ancak aşk varsa çalar. Aşk diye bir şey yok anda. Var abla. Bence de var. Yok. Var. Vallahi benim de kafamı karıştırdınız ya. Bu meseleye karışmayacaksın. Ben halledeceğim. Hele bir yap. Bak ben o zaman ne yapacağımı biliyorum. İnşallah annem kazanır. İlayda taş da bana kalır. Thank you.
Pars kızları. Yolculuk nereye? Ben Nişantaşı'na gidiyorum. Ben bir vakfa uğrayacağım. Yani vakıfla ilgilenmek nereden aklına geldi acaba? Sen de daha yeni alışveriş yapmıştın. Alo, Mahir amcaya. Ya sana bir plaka versem yerini öğrenebilir misin? Ne oldu kızım? Hayırdır? Ya ben bir taksiyi takip ediyordum da gözden kaçırdım. Yerini öğrenirsek çok makbule geçer. Ben sana hemen plakayı yolluyorum. Tamam. Yolla bakalım bir. Tamam, sağ ol. Dönmem ne kadar sürer bilmiyorum ama bekleyin siz. Tamam. Merhaba. Burada mı çalışıyorsunuz? Çalışmak? O burjuvaların taşıması gereken bir yük. Bizim değil. Öyle mi? Peki sizin yükünüz nedir? Bizim yükümüz hayatı anlamlandırmak. Sanatçıların yükü budur. Doğru. Ben de sanat hayranıyım ama öyle pek bir yeteneğim yok. O yüzden koleksiyonerlik yapıyorum. Eserlerini aradığım bir sanatçı var. Belki tanırsın. Yalnız biz eserlerimizi yatırım amaçlı kullanmıyoruz. Öyle mi? Hayatınızı nasıl döndürüyorsunuz peki? Söylemem. Sır. Adınız nedir? Duymuşumdur belki. Çok acelecisin. İçecek bir şey? Olur. Vallahi buldum Mahir amca. Aslansın be. Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin kızım. Merhaba abi. Ben Kadırga Park duraktan Aslı şoför. Müşterin nerede? Bıraktın mı? Yok, onu bekliyorum. Ne oldu? Ya abi, telefon, cüzdan ne varsa bırakmış, ben onları getirdim. Ha, şu binaya girdi. Oraya bak. Eyvallah, sağ ol. Ne gibi bir tehlike olabilir ki burada? Şöyle ya. Neresi ki burası? Sanat atölyesi. İçeride sanat filmi çeviriyorlar herhalde. Bunların hepsi senin eserlerin mi? Sadece güzel olanları. Onu tahmin ettim. Peki çirkin olanlar kimin? Mavi meleğin olabilir mi mesela? Mavi melek mi? Enteresan bir sanatçıymış. Onun da eserlerini görmek isterim. Enteresan sanatçıymış. Onun sanatı da kendi gibi sahtedir. Burada tek gerçek sanatçı benim.
Mavi melek sahtekarın tekidir. Gerçeğin kıymetini anlamak için sahtesini de görmek lazım bence. O da buralarda mı? Şşş, merak etme. Bu saatte buraya gelen giden olmaz. Vay Barış Bukan, vay. Çapkınım diyordun da bu kadarını beklemiyorduk be. Ha sen o yüzden almadın beni yanına. E tabi herkese mavi boncuk. Ne şiş yansın ne kreba. Şeytan diyor gir içeri bütün mavi boncukları teker teker. Aman pek de çirkinmiş be. Hiç yakışıyorum sana Barış Bukaya. Aslı iyice kafayı yedin. Kendine gel. Adam sana bilgi toplamaya gidiyorum demedim. Ha. Bilgileri ağzına öpüşerek mi alacak? Öpüşmüyor değil mi? Hayırdır? Aha, basıldılar. Ne yapacaksın mavi meleği? Polis misin? Ne ayaksın lan sen? Sakin ol. Ben bir sanat hayranıyım. Sibel'le konuşuyorduk. Hmm. Geç bakayım şöyle, biraz da ben seni sorgulayayım. Geç şuraya. Ben de geçmedim. Çünkü olayın nereye gideceğini ikimiz de biliyoruz. Öyle mi? Aşkım! Aşkım burada mıydın? Aa! Ama kızdırmışsın sanatçıları. Ne yaptın sen, yine pazarlık mı yaptın? Senin ne işin var burada? Seni beklemekten sıkıldım aşkım. Kimsiniz lan siz? Ha? İlayda ben. İlayda. Merhaba canım. Sen kimsin? Sibel. Heykeltıraşım. Canım çok şeker. Burası da çok güzelmiş. Böyle komple sizin mi burası? Kimsiniz ya siz? Aa, İlayda dedim ya tatlım. İlayda, hadi biz gidelim. Aa, sen istediğini aldın mı ki gidiyoruz aşkım? Hayır ama ben yine gelirim sevgilim, hadi. Aa, hayatta olmaz. Yani buraya niçin geldiysek onu alıp gidelim aşkım. Haksız mıyım? Sizin adınız neydi? Berk. Çok memnun oldum. Tartışmadan öncesine dönelim. Aşkım sen buradan ne istiyordun? Buyurun. Teşekkür ederim. Sen vakfa gitmiyor muydun Handan? Sen de hani alışverişe gidiyordun abla. Olabilir. Ben Barış'ın yeni ofisini tebrik etmek için uğradım. Ne var burada? Aynen ben de öyle. Barış'ın yeni ofisini tebrik etmek için geldim. Mavi Melek ismini nereden duydun? Dün bir davetteydik de orada konuşuluyordu. Eserleri değerlenecekmiş. Ya geç bunları. Eserlerinde o ismi kullanmıyor mu?
Hangi ismi kullanıyor? Neden sordun? Ne ayaksın oğlum sen? Aa, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Aşkım, sen davette o ismi kimden duydun aşkım? O sarışın uyuzdan mı? Hangi sarışın uyuz? İlaydacığım. Gece boyunca dans ettiğin 12 kızdan birisi. Ha, saydın demek. Mecburen. Bir kenarda unutulunca sıkıldım tabii. Hiç de öyle sıkılmış gibi durmuyordun aslında. Ha, sen fark ettin yani. Fark edilmeyecek gibi değildin sevgilim. Şu aşk muhabbetiniz bittiyse konuya gelebilir miyiz artık? Gireriz tatlım. Sen üstüne bir şey al, üşüteceksin yalnız. Ah İlayda. Ya biz şu Mavi Melek'le niye biz konuşamıyoruz ki? Nerede o? Çağırsanıza gelsin. Eserini alacağız ya. Vallahi para vereceğiz yani. Arasak mı Berk? Yanlış birine benzemiyorlar. Kimi arayacağız kızım? Tanımıyoruz biz öyle birini. Yeter. Hadi artık gidin. Boş ver aşkım. Biz zaten bu iş için 100.000 ayırmamış mıydık gene? Heh. Ben sana onunla daha güzellerini alacağım. İlayda hadi gidelim hadi. 100.000 diyorlar belki. Koleksiyonerdin yani öyle mi? Evet. Ama şimdi paranın kokusunu aldın diye sakın beni yolmaya kalkma. Çünkü zamanında çarşafa çok fazla para verdim. Kandırıldım yani. Bir gelsene benimle. Burada bekleyeyim. Gel. Tabii tabii. Bekleriz biz. Bekliyoruz. Senin ne işin var burada? Barış Bey sizi takip ettim. Teşekkürler. Rica ederim. Bu ofis daha güzel. Hayırlı olsun kızım. Teşekkür ederim Cahide Hanım. Ay sizin bahçeniz de muhteşemmiş. Davet süper oldu orada. Canım sağ ol. Ya bir şey soracağım. Barış'la Aslı ofise ne zaman dönecekler? Ha, belki de dönmezler Handan Hanım. Çünkü Barış Bey'in bugün ofiste hiç randevusu yok. Afiyet olsun. Sağ ol. Ay, geliyor seninki. Küçük. Cahide Hanım. Ah. Handan Hanım. Sorun şoför kız değil. Sorun Barış'ın kıza toz kondurmaması. Şimdi bak Barış'ın başında başka dertler var. Bu işi biz halledeceğiz. Çok haklısınız. Başka dertler derken? Ya sen şimdi onu bırak da bak biz el ele verirsek bu işi hallederiz. Ben yeğenimi zengin koca avcılarına kaptırdım. Zengin koca avcısı değil ki kaptırasın. Ha sen tanıyorsun yani onu. Yani tanıyorum tabii. Çünkü gönül gözümle görüyorum. Bence çok iyi bir kız. Handan Hanım, biz normal gözümüzle gördüğümüzü söylüyoruz. Kız tam bir vahşi, edepsiz. Geçen gün Sıdıka ile beni arabadan attı, inanabiliyor musunuz? Arabadan mı attı? Evet. Üstelik ertesi gün Barış'ın evine gittiğimde kız orada yatıya kalmıştı. Ah, ne? Yatıya mı kalmış? Barış'ın evinde. Ve Barış kızı nezaretten alıp kendi evine getirmiş. Nezaretten mi? Ya, bunlar hiç normal şeyler değil Cahide Hanım. Bu iş ciddi. Yani belli ki Barış'ın gözünü boyamış bu kız. Ya, yani benim yüreğime inecek. Yani ne yapacağız, ne yapacağız? Eğer avukat gözüyle bakacak olursak yapacak tek bir şey var. Ne yapacaksın? Dava mı açacaksın? Kız böyle çok güzel diye. Hayır, hayatını araştıracağım. Olur ama bir şartla. Eğer kız temiz çıkarsa uğraşmayı bırakacaksınız. Peki ama ben kızın bir sahtekar olduğundan eminim. Sıdıka terasa gel. Buyurun İlayda Hanım. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Tam hoşuna gidecek bir iş çıktı sana. Yoksa şoför kızımı araştıracağım. Evet. Ailenin Kadırga'da bir kafesi var. İş ailesinden başlayacağım. Aferin. Hadi git başla o zaman. Ha vallahi bravo. Bu kız varken senin sırtın yere gelmez. Ay
lep demeden leblebiyi anladı. Harbiden o kadar paranız var mı? Sizde Mavi Meleğin eserleri var mı? Hmm. Peki. Tamam yani Şirin sana ne verdiyse verdi. Sen niye benim peşimden geliyorsun ki? Tehlikeli dedim ben sana. Sizin de tehlikeli bir yere telefonunuzu, cüzdanınızı bırakıp gelmeniz şahane vallahi. Hadi tamam getirdin. Verirsin gidersin. Tehlikeli burası. Ne tehlikesi? Anlamadım ben. Sanatçı değil mi bunlar? Aslı sen her gördüğünde inanmasana. İşe yaradı ama. İnandılar sevgili olduğumuza. Ya peki sana saldırırsa ne yapacaksın? İzin vermezsiniz herhalde. Aslı hadi gidiyoruz. Hayatta olmaz. Yüzlük yüzlük kuyruğuna gel. İlahi bile oldum ben ya. Allah istediğimizi almadan şuradan şuraya gitmem. Aslı gidiyoruz dedim. Ya Barış Bey. Ben tam bir Agatha Christie hayranlıyım. Çok heyecanlı bu durum benim için. Nedir bu melek olayı? Deniz mi abi? Aslı. Aslı'dır tabii canım. Yani niye sahtesini satsınlar ki? Ve hadi gidiyoruz. Nereye? Mavi meleğin yerine. Ne satın almak istiyorsanız o satacak size. İyi tamam gidelim. İlayda sen arabada bekle. Yok yok ben de geliyorum. Yok yok o da gelecek. Hadi. Ya sen bir kere laf dinlesene. Sanat eseri görmeye gidiyoruz Barış Bey. Ne olabilir ki? Sevgilisinden yeni ayrılmış. Ay kız yazık sana. Sevgilinden yeni ayrılmışsın değil mi? Ay değil mi? Sen bir baksana dün mesaj attım niye cevap vermemiş bana. Bakayım. Görmemiş görmemiş. Aa görmemiş. İstersen sen bir iki gün bekle. Ondan sonra sen tekrar gel ben tekrar bakayım. Heh tabağına da o zaman bakarız. Bana bak seni yerim ha. Çok üzülme. Benim bir tane az şekerli vardı. Tamam hanımefendi şimdi geliyor. Ay hay Allah taştı kahveler hay Allah. Ne yapıyor o küpeli sabahtan beri elinde telefon? Canım çıktı. İki kahve taşısa ölür değil mi? Anne sana da yaranılmıyor ha. Yani çocukcağız ne yapsın bu kadınların ortasında burada? Kızım benimle ilgilensene. Üf, teyze ya bastı teyze ya. Neyse ben bir çıkıp bir hava alacağım sen dur. Ben bittim Barbun. Yani kimseyle uğraşacak gücüm kalmadı. Bu arada annem senden kıllandı haberin olsun. Az daha sabret Arzum tamam mı? Yırtmamıza şu kadarcık kaldı ya. Yakında kesiyoruz kurdeleyi. Şak diye. Ha? Kurdeleyi kesmeden annem seni bizi kafamızı böyle kesmesin şak diye. Neyse tamam tamam hadi sen git şimdi bekletme müşteriyi. Adını şunu öğren de araştırayım bakayım internetten neymiş. Kimi aratıyorsunuz siz bakayım? Neşe anne teyze şey sen... ne zaman geldin sen buraya ya? Aa, niye gelmeyecekmişim küpeli? Siz ne karıştırıyorsunuz bakayım? Ha? Ver o telefonu bana. Her yer tıklım tıklım. Siz burada geyiktesiniz. Ne iş? Of Metin abim. Abi Hızır gibi yetiştin yemin ediyorum. Abim, çiçeğim. Canım nasıl geçti tedavim bakayım? Kıvırcık salatam benim. Süper ötesi geçti babaanne. Doktorla işimiz bitince havuzda bile oynamama izin verdiler. Çok hızlı ilerliyormuşum. Ay çok şükür, çok şükür. Çok şükür. Oh, 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 çok şükür. Oh, oh süper o. Oh. Oh.
Aslı İlmez'in kafesi. Burası mı? Sormak geldi aklına Aslı. Ya bir şey yapmaz değil mi bunlar bize gerçekten? Şu telefonunu versene. Ne oluyor? Hop hop hop. Alayım onu. Ya niye alıyorsun can telefonumu? Ver canım ver. Bak Mavi Meleği görmek istiyorsan bu şart. Tamam. Senin kimde alayım? Benim telefon arabada kalmış. Ara istiyorsan. O şeref bana ait. Yok telefon. Güzel. Hadi. Evet, geldik. Buyurun. Biz burada mı beklesek? Vallahi siz bilirsiniz. İster içeri girersiniz, ister geri dönüp gidersiniz. Biz dönelim. Telefonu ver. Dönüyor muyuz? Ya arkadaşlar. Gerilmeyin bu kadar. Berk sever biraz gerilim kasmayı. Korkulacak bir şey yok ya. Sanatçıyız biz. Katil değiliz ya. Değil mi ya? Sanatçılar. Bu Mavi Melek. Kanun kaçağı falan mı? Niye böyle bir yerde buluşuyoruz? Gizemli kalması gereken önemli biri. Eserleri de bu yüzden bu kadar pahalı. Tamam aşkım. Biz girelim o zaman içeri. Burada bekleyin, o gelir birazdan. Nasıl? Buyurun. Şöyle de şeker. Sağ ol şekerim. Bu antibakteriyel değil mi? Ya ilk kez kırsal bir alanda çay içiyorum da. Şimdi sakaroz var mı diyeceğim ama gidip sözlüğe bakacaksın. Neyse gerek yok, oturabilirsin. Oturayım. Sağ ol. Konu neydi acaba hanımefendi? Siz Aslı'yı niye görmek istiyorsunuz? İşte şimdi o da. Ay biliyorum bebeğim. Biz Aslı ile aynı şirkette çalışıyoruz. Bayılıyoruz Aslı'ya. Öyle sevecen, öyle cana yakın. Elma şekeri gibi. Hafta içi her gün her yerine bedava sevgi veriyor.
Aslı öyledir zaten yani. Gerçekten. Hafta sonu da öyledir ama yani hafta içi diye ayırma bence yani. Bak Aslı'daki iletişim sıcaklığı hiçbir GSM operatöründe yoktur. Öyle diyeyim ben size. Barbaros Bey, müsaade ederseniz biz bir konuşalım. Yani biz de Aslı'nın böyle kıymetli bir şirkette çalışmasından çok memnunuz. Ama biz hala ziyaretinizin sebebini öğrenemedik. Şöyle söyleyeyim bebeğim, biz şirketimizde ilk ayını dolduranlar için bir hoş geldin hediyesi veriyoruz. Aa, vallahi şahane fikir ya gerçekten. Ver fikir Metin abicim ya. Gerçekten çok iyi fikir ha. Biz de kendi müessesemizde çalışan insanlarımız için böyle bir uygulama başlatmalıyız bence. Ne dersin? Neyse. Yani Aslı'ya en doğru hediyeyi verebilmek adına onun ailesiyle bir konuşalım dedik. Nelere ihtiyacı vardır, nelerden hoşlanır. Hani sonuçta biz de ilk defa bir kadın özel şoförle tanışıyoruz. Hiç bilmediğimiz bir mecra. Bir yanlışlık oldu galiba. Aslı eskiden şofördü. Ve şimdi genel müdür yardımcısı. Genel müdür yardımcısı mı? Evet. Size böyle mi dedi? Aslı şirketimizin patronlarından Barış Buka'nın özel şoförü. Bunu sizden niye sakladı acaba? Siz biliyor muydunuz bunu? Vallahi söyleyecekti babaanne. Ben bir pot mu kırdım? Ben onu gönderecektim de şimdi ortalığı karıştırmayayım dedim. İyi demişsin Aslı. Keşke öyle demeye devam etseydin. Niye öyle diyorsunuz? Ne güzel geliyor işte Mavi Melek. Barış Bey, biz niye arıyoruz bu Mavi Meleği? Ben arıyorum Aslı, biz değil. Ya ama hala orada mıyız biz ya? Halletmedik mi onu? Ya Barış Bey. Ne olur anlatın lütfen. Mavi Melek bir hırsız Aslı. Eğer onu yakalayamazsam onun işlediği bir suç bir müvekkilimin üzerine kalacak. Al işte. Ben dedim sana bunlarda bir gariplik var diye. Senin herif avukat çıktı. Hadi be. Az kalsın Merve'nin de başını yakıyordu. Asıl Merve senin başını yakacak da haberin yok. Yürü gidelim. Ya bunlar ne olacak? Ne bileyim bırak kalsınlar. Bak bir sürü ortadan yok olmamız lazım.